Doğu Türkistan'daki durumu yakından takip eden Bitter Winter sitesi, Çin'in yoksulluğu ortadan kaldırmak adına başlattığı Uygurları yerinden etme politikasının aslında Uygurlar için bir kültürel katliam olduğunu söyledi. Web sitesinin 17 Nisan tarihli makalesinde Almanyalı Çin uzmanı Adrian Zenz, Çin'in Sincan'daki yoksulluk karşılığı programının aslında Uygurları kimliklerinden mahrum etmek ve onları köleliğe zorlamak için başka bir araç olduğunu söyledi. Makaleye göre Adrian Zenz bu açıklamayı ABD Komünizm Mağdurları Anıtı'ndaki video seminerinde yaptı. Çin'in uzun süredir Uygurları boyun eğdirme stratejisinin yeni bir aşamaya getirdiğini vurgulayan Zenz, Pekin'in zorla çalıştırma, yeniden eğitim ve kuşakları ayırma yoluyla Uygurları asimile etmeye başladığını söyledi. Zenz, Çin'in sözde yoksulluğu ortadan kaldırma programının Uygurlara karşı planın bir parçası olduğunu vurguladı. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya hızla yayılmaya devam eden koronavirüsle ilgili dikkat çeken bir ayrıntı basına sızdı. Salgının başladığı Çin'in Wuhan kentindeki Viroloji Enstitüsü'ne ait bir dolapta koronavirüsün de bulunduğu 1500 farklı virüsün muhafaza edildiğini gösteren fotoğraf karesi yayınlandı. Söz konusu fotoğrafın 2018 yılındaki Çin Haber Ajansı tarafından Twitter üzerinden paylaşıldığı ve daha sonra silindiği ortaya çıktı. İngiliz medyasında yer alan habere göre koronavirüs salgınının başladığı Çin'in Wuhan kentindeki Viroloji Enstitüsü'nde çekilmiş bazı fotoğraflar yıkıcı bir etkiyle insanlara geçen yarasa koronavirüsü de dahil olmak üzere yaklaşık 1500 farklı virüsün muhafaza edildiği dolaplardan birinin kapısının kırık olduğuna dikkat çekildi. ABD Başkanı Trump, Çin'in yeni tip koronavirüs salgınından kasten sorumluysa bunun sonuçlarıyla yüzleşmesi gerektiğini söyledi. Çin'deki rakamların ise gerçeği yansıtmadığını iddia eden Trump, "Çin bir numara, ölüm oranında bizden çok daha ilerideler" diye konuştu. Trump, Çin'in salgındaki rolüne ilişkin "eğer hata ise hatadır ama kasten sorumlularsa sonuçlarıyla yüzleşmeleri gerek" dedi. Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Hong Kong'da demokrasi yanlısı aktivistlerin gözaltına alınmasına ilişkin olarak Çin ve Hong Kong'daki temsilciler şeffaflık ve hukukun üstünlüğünün korunmasına ilişkin verdiği taahhütleri yerine getirmeli dedi. Çin'in şeffaflığı konusunda çok ciddi kaygılarının olduğunu söyleyen Avustralya Dışişleri Bakanı Marissa Payne, koronavirüs salgınını ilgilendiren sorunlar uluslararası bağımsız bir soruşturmayı gerektiriyor dedi. Marissa Payne, virüsün oluşumu, salgınla mücadele ve elde edilen bilgilerin diğer ülkelerle paylaşılması noktasında bilinmeyen detayların olduğunu ve bunun ancak bağımsız bir soruşturma sonucunda açıklığa kavuşabileceğini belirtti. ABD gibi Dünya Sağlık Örgütü'ne yönelik eleştirel bir tutum sergilen Avustralya, Dünya Sağlık Örgütü'nün attığı bazı adımların salgınla mücadeleye yardımcı olmadığını belirtiyor. Uluslararası bir soruşturma çağrılarına destek veren Avustralya Sağlık Bakanı Greg Hunt da Dünya Sağlık Örgütü'nün bazı tavsiyelerini dikkate almadıklarını söyledi. Nijerya'da Katsina Emniyet Müdürü Gambo İsa, yerel basına yaptığı açıklamada kimliği belirsiz silahlı kişilerce Dutsinma, Dan Musa ve Safana bölgelerine intikam saldırıları düzenlendiğini belirtti. İsa, saldırılarda 47 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını açıkladı. Yaralıların hastaneye kaldırıldığını kaydeden İsa, saldırılarda ciddi ölçekli maddi hasar oluştuğunu dile getirdi. İsa, söz konusu bölgelere hava ve kara operasyonları başlatıldığını ifade etti. Ulusal basında çıkan haberlerde ise silahlı kişilerin daha önce eyalette saldırı girişiminde bulunduğu ancak halkın buna izin vermediği söylendi. Bu nedenle saldırıların intikam amaçlı yapıldığı değerlendiriliyor.